Doğan Talıç, 5 Kasım 2024, Bir Gün Perhiz ve Turşu Biliyorum birkaç gündür yaşananların üzerine dünkü kayımatamaları atamaları da tüy diktikten sonra böyle bir başlık abes görünecek, hafif kaçacaktır. Oysa bu başlık hafife alınan bir şeyin ağırlığını ifade etmek için atıldı. Rejimin adını koyamamanın, onu doğru tanımlayamamanın, tanımlar gibi yapıldığında da o tanıma uygun mücadele stratejisini geliştirememenin ağır sonuçlarına işaret için. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deyimi, birinin eylem ve söyleminin kendi eylem ve söylemiyle çelişmesini vurgulamak, söyledikleriyle davranışları birbiriyle örtüşmeyen insanları kınamak için dile getirilir. Bazen bu anlamda bir şaşkınlığı da ifade eder. Devlet Bahçeli Öcalan'ı meclise davet etti. Erdoğan ortağına destek verdi. Kürtlere uzatılan eli tutmaları çağrısı yaptı. 40 yıllık siyasi hayatını Kürt sorununun çözümüyle taçlandırmak istediğini söyledi. Bu söylem meclis kürsüsünden teşekkürle de karşılandı. Süreci ilerletmeye bir katkı olur umudu, yeni bir perhiz başladıysa belki lahana turşusu yenmez düşüncesiyle Geçen günkü başlığı gayet ciddi böl parçala yönet yazımda bizi Esenyurt'a getiren süreç iktidarın niteliğini doğru tanımlamış olanlar için sürpriz değil. Esenyurt meydanı ise önümüzdeki süreçte yaşanacaklar açısından dilerim güzel bir sürprizin işareti olur. O sürpriz Türkiye'de demokratik bir dönüşümün başta sol olmak üzere mevcut rejimi otokratik olarak tanımlayan ve parlamenter demokratik bir rejime geçmeyi en önemli sayan herkesin birlikte mücadelesidir demiştim. Yeni kayyım atamaları, belediyelerin ablukaya alınması, AKP ve MHP'liler içeri buyur edilirken, Esenyurt'un seçilmiş CHP'li belediye meclisi üyelerinin tartaklanarak yaka paça dışarı atılmaları sonrası o cümleleri tekrar edeceğim. Kavranması, söylenmesi ve yapılması gereken bu İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının perhiziyle yediği turşunun bir uyumsuzluğu yok. Uyumsuzluk varsa iktidarın adını doğru koymak ve ona uygun mücadele yöntemini geliştirmek noktasında bocalama yaşayan muhalefet cephesinde vardır. Yaşananları iktidar bloğu içinde bir mücadele olduğu ve o mücadeleyi de sertlik yanlılarının kazandığı şeklinde yorumlamak da fazla iyimserlik olur. Bu perizle rejimle yenilecek olan da Hepimize yedirilecek olan da bu. Başka bir şey değil. Kayyım atanan yerlerde her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri de 15 gün süreyle yasaklandı. Yarın daha çok kayyım, daha fazla yasak olursa şaşırır mıyız? En olmayacak biri terörist, hain, casus ilan edilirse şaşırır mıyız? Özgür Özel bölgede barış denilince ilk akla gelen isim. Daha geçen hafta Cumhurbaşkanı yardımcısıyla iki ailenin barışına aracılık etmiş Ahmet Türk'ün üçüncü kez görevden alındığı Mardin'e giderken "Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan bildiğini okuyan iktidara seslenerek uyarıyorum. Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." dedi. Ahmet Türk, bir çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla mücadeleden geri durmayacağız dedi ve normalleşme dedikleri budur diye de ekledi. İktidar güçlendirilecek dediği iç cepheye kayyımlarla daldı. Umarız artık kimsenin kuşkusu kalmamıştır. Gökhan Günaydın'ın da dediği gibi, demokrasi için birleşme, her şeyi yeniden gözden geçirme zamanıdır ve artık iç cepheyi güçlendirecek olan da muhalefettir. Doğan Tılıç